Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve duribet aleyhimu zilletu vel meskene. Ayet-i celilesinin bir nüktesi. Aziz Nur kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Re'fet Bey. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskene tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki Enbiya-i Beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Çabuk tokat yemiyorlar. Demek tokat gelecek Allah'ın izniyle. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti. Şurada da bu sözlerde de onunla alakalı bir yer var. Üstadımız bu 25. sözde o ayetleri tefsir ederken onlarla alakalı o kısmı da okuyalım. Mesela yusebbihune ebnâekum ve yestahyûne nisâekum. Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir firavun zamanında yapılan bir hadise unvanıyla. Bir zaman öyle yapılmış ya, bir firavun artık. Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسَ عَلَى حَيَةٍ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'ani, o milletin hayatı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düsturu umumi tazammun eder ki, hayat-ı içtimai beşeriye sarsan ve sa'yı ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cem'i mal eden o millet olduğu gibi. Bir de okuyayım mı? Hayat-ı içtimai beşeriye sarsan ve sa'yı ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cem'i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan, ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Yani ayeti üstadımız tefsir ediyor burada. Diyor ya burada. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبِّ الْمُفْسِدِينَ. Yani bu Yahudilerle alakalı. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ اِلَى اَخِرِ. Yani Allah Allah. Ben bunu bir de okuyacağım. Çok enteresan ya. Şimdi dikkatimi çekiyor. Hep okuyoruz da. Bugünlerde şey olduğu için. Bak nasıl bir millet. Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'an'ı, o milletin hayat-ı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur umumi tazammun eder ki, hayat-ı içtimai beşeriye sarsan ve sa'yı ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cem'i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Mesela فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ
Eğer doğru iseniz mefti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise ünvanıyla milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan millet-i Yahud'un hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan. Demek ölümden şiddetle korkuyorlar. Millet-i Yahud'un ta kıyamete kadar lisan halleri mefti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade ediyor. Mesela وَدُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةِ şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. O milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müthiş desatir içindir ki Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor. Dehşetli sille-i te'dif vuruyor. İşte şu misallerden Kıssey Musa aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. İlahir gidiyor yani. Üstadımız burada Kur'an'ın mucizelerinden bahsederken bu kısmı da böyle izah ediyor. Yani bu hakikaten şu son şeyler çok dehşetli yani. Ha, onu siz okuyun ya. Ha, sen şey yap. Teberrüken madem şey. Ondan sonra olsun. Şimdi şey de mesela ben böyle biraz şey yaptım. Üstadımız tabi bazı yerlerde de bahsediyor. O Mucizat-ı Ahmediye'de de var yani. Ondan sonra yani ekseriyetle böyle onların mesela ben düşündüm niye Cenab-ı Hak böyle hani bir nevi bunlara zemin veriyor, fırsat veriyor. Hani var ya üstadımız diyor niye şeylere fırsat veriyor? Dünya imtihan dünyası ya. Bir de bu milletin ruhunda olan o dehşeti, o vahşeti demek umum insanlığa göstermek için. Sanki öyle bir mana var yani. Böyle bak bu millet böyle bir... Abi içlerinde masumlar da oluyor, Müslüman olan da oluyor. O ayrı yani ama ekseriyetle bu milletin böyle bir seciyesi var yani. Ruhlarında böyle bir kin, bir adalet, bir dehşet. Umum insanlığı demek böyle şey yapıyor. Hani var ya hadislerde o bir hadisi şerif bu günlerde millet paylaşıyor. Diyor hani hangi ağacın hangi taşın altında bir Yahudi varsa gel arkamda Yahudi var diye konuşacak ilahir. Hani demek benim anladığım çok dehşetli zulmedecekler. Öyle bir zulüm ki demek semavat ve arzı ağlatacak zulümler yapacaklar ki umum insanlık bunlara karşı cephe alacak yani. O yani taştan ağaçtan benim anladığım hükümetler, milletler veya rejimlerdir değil mi? Yani bu gibi böyle şeylerin arkasına saklanıp değil mi? O milleti, o şeyi bak nerede bak demin okuduk ya çok dikkatimi çekiyor. İlk defa bu kadar dikkatimi çekiyor. Her nevi ihtilale parmak karıştıran diyor. Bu millet yani. Onların şeyinde de böyle hile, fitne, fesat böyle şeylerle demek böyle şey yapıyorlar. Ama şu da var. Yani üstadımızın çok bu manada hem Alisan Tolu abi değil mi? Hem şeyleri böyle çok duyduk yani. Bu manada müjdeleri var. Yani ahir zamanda yani nev-i beşer inşallah bir saadet yaşayacak. İslamiyet hakim olacak. Bu kesindir. Hatta o Alisan abi Tolu abi demiş değil mi? Yani böyle bir herkesin böyle ümidini kestiği bir anda yani üstadımız buyurmuş yani. Öyle bir şey olacak bir anda inşallah böyle bir inkişafat olacak. Öyle bilmiyorum. Ben bu manada böyle şeyler duydum. Hiç müteessir olmaya lüzum yok. Neye müteessir olacağız? Biz ehli imanız. Değil mi? Ölümden de korkmuyoruz. Değil mi? Zaten bir gün öleceğiz. Değil mi yani? Üstadımız ne diyor? İzzetle mefti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Onlar düşünsün. Biz ne düşüneceğiz? Hiç telaşa lüzum yok. Ehli imanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Ama üstadımız hep müjdeler vermiş. Yani ondan sonra Peygamberimizin hadislerine dayanarak değil mi? Ayetlere dayanarak ahir zamanda değil mi? İslamiyet'in yeniden yeryüzüne hakim olacağı müjdelerini vermiş. E zaten Sungur abi de o kıyamet mektubunu okuturken değil mi? Hani çok az bir zaman var. Demek yani ne kadar ne olsa bu zamanlarda olacak yani. Bu dönemde olacak, bu şeyde olacak. İnşallah biz Rabbimizden niyaz ediyoruz. En garip zaman İttihad-ı İslam'a tahakkuk ettirsin. Amin. Bize de görmeyi nasip eylesin. Amin. Zaten İttihad-ı İslam tahakkuk edince
öbür ehli dalalet hiçbir zaman bir fırsat bulamaz yani. Ama ben şu aklıma geldi. Hani diyor ya, siz hep böyle diyordunuz ya, yani kimse kimseye zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder. Yani adamlar bu kadar dehşetli zulüm yapıyor ki kendi başlarına musallat ediyorlar. İnsanlığı değil mi yani? Şimdi bütün aklı selim bak onlardan nefret ediyor yani. Öyle zulümler, öyle şeyler Cenab-ı Hak kabul eder mi ya? Onlar kendi zulümleriyle kendi sonlarını hazırlıyorlar yani. Kendi kendilerine zarar veriyorlar yani. Bak ne hak tanıyorlar, ne hukuk tanıyorlar, ne şey tanıyorlar. Böyle şey olabilir mi ya? Mümkün değil yani, olamaz. Halbuki bir Müslüman değil mi yani? Savaşta da olsa onun bir şeyi var. Savaşın hak ve hukukunu yine biz İslamiyet'ten öğreniyoruz. Öyle değil mi yani? Yani kadınlara dokunulmaması, çocuklara dokunulmaması, ihtiyarlara. Tabii çok yalan haberler şey yapıyorlar. Neyse velhasıl. Evet abi siz de buyurun. Aynı manada da o lemalarda şey yok yani. Hangisi? Okuduğun yer gibi aynı. Lemalarda mı? Lemalarda mı? Var var. Ne maksat? Onu okam da mektubatta maksat bir şey olsun. Ben şey yaptım, geçen gün böyle bir şeye gittim Said Bey'e, Özadalı. Böyle biraz da canım sıkılmıştı tabii bu şeylerden. Ya dedim beni biraz teselli et falan. Latife olarak yani biraz takıldım falan. Neyse oturduk biraz muhabbet. Ben de bu manaları anlattım. Yani bak böyle hadisler var, şeyler var. Ahir zamanda hep İslamiyet'in lehine dönecek her şey. Bunda hiçbir zerre kadar şek ve şüphe yok. Öyle yani. Her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde değil mi yani? Üstad ne diyor? Bir dakikada beyne semal arz. Alemin bulutlarla doldurup boşalttığı gibi yani bir anda o zulümatı dağıtır Allah'ın izniyle yani. Ama ne diyor üstadımız? Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ki bize pahalı satmasın diyor yani. Vesselam o kadar yani. Neyse biraz muhabbet ettik falan. Baktım ya dedi sen dedi keramet gösterdin ne oldu dedim. Yani bir şeyden haberim yok da. Ya dedi ben de biraz böyle şeydim. Allah razı olsun biraz açıldım dedi falan filan. Ya ne demek kardeşim? Biz ehli imanız ya. Ehli imanın kaybettiği hiçbir şey yok. Ne diyor üstadımız? Şu inkılabat, istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Allah'ınıza buyurun Hacı abi. Siz şey yapın orada bir kaç yer daha var da. Demek, madem öyle ha. Yani her asırda tekrar etmiş bunların tokatları her milletten. Sille-i zillet. Yani zillet tokadını yemişler. Bu sefer diyor çabuk yemiyorlar. Demek çok büyük bir tokat bekliyor onları inşallah bu sefer. Allah'ın izniyle. Tarihte yani onlar çok zillet içinde yaşamışlar yani. Çok enteresan. Dokuzuncu işaret, sual. Hizbullah olan ehli hidayet, başta enbiya ve onların başında Fahri Alem aleyhissalatü vesselam o kadar inayet ve rahmet-i ilahiye ve imdad-ı sübhaniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa hizb-i şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Hem Hatem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve İksir-i Azam gibi tesirli icaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kainattan daha cazibedar hakaiki Kur'aniye'nin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? Çok acayip, çok dehşetli bir sual. Hakikaten. Bir daha okuyorum. Neden Hizbullah olan ehli hidayet, başta enbiya, başta peygamberler ve onların başında Fahri Alem aleyhissalatü vesselam peygamberimiz o kadar inayet ve rahmet-i ilahiye ve imdad-ı sübhaniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa hizb-i şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Hem Hatem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve İksir-i Azam gibi tesirli icaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kainattan daha cazibedar hakaiki Kur'aniye'nin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? El cevap. Bu iki şık müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki şu kainat Halık-ı Zülcelal'in hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden
Halık-ı Zülcelal kainatta ezdadı, zıtları birbirine mezcedip, birbirine karıştırıp, birbirine mukabil getirip, karşı karşıya getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine getirip, ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip, ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle, kainatı kanunu tegayyür ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için, o şecere-i hılkatın cami bir semeresi olan insan nevinde o kanun-u mübarezeyi daha acip bir şekle getirip, bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücadele kapısını açıp, Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizb-i Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Allah Allah. Demek ki bu dünyada Cenab-ı Hak, dünyada tebeddül lazım. Yani çünkü dünya geçici olduğu için, yani mahdut bir zamanda, hudutlu bir zeminde çok tahavvülat, çok yani diyelim sinemalar mesela, çok görüntüler alınması için Cenab-ı Hak böyle süratli bir tegayyür ve tebeddül için zıtları birbirine karıştırıyor. Onları karşı karşıya getiriyor, bir mübareze vaziyeti veriyor. Sonra da buradan bir terakkiyat oluyor yani. Beşer nevi bu mübareze neticesinde bir terakki ediyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Manevi duygu latifeleri de inkişaf ediyor. İşte bu şey için şeytanlara da bir nevi müsaade ediyor yani. Ehli dalalete de müsaade ediyor bu dünyada. İşte bu sırrı dakik içindir ki enbiyalar, peygamberler çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor. Ve gayet zaaf ve acizde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehli hakka muvakkaten, demek geçici olarak galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırrı, hikmeti şudur. Bunun bir hikmeti de var yani. Neden öyle oluyor? Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır. Dalalette ve küfürde hem yokluk ve terk var ki pek kolaydır. Herkes hareket istemez. Hem tahrip var ki çok sehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Yani 20 adam bir binayı 20 günde, 100 günde yapamıyor. Bir adam bir günde yıkıyor yani. Yıkmak kolaydır. Bir de bu sır içindir yani. Hem tahrip var ki çok sehildir, kolaydır ve asandır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihafe noktasında, korkutmak cihetinde ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi insaniyetkârane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ve bu da çok önemli. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi insaniyetkârane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar maalesef. Ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habib-i Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsisi hem vücudi, hem sübuti, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet. İstikametle hareket etmek. Hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibe-i azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalalette kalmışlar. Bak, hem hareket hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem mesela bizim dinimiz tabii böyle zulme şeye müsaade etmiyor yani. Dediği gibi çoluk çocuğa, yaşlılara, kadınlara mesela. Şimdi diyelim ki Müslümanlar zarar vermemeye çalışıyorlar değil mi? Elden geldiği kadar. Ama onlar mesela Allah Allah göz önünde, dünyanın gözü önünde bombalıyor adam mesela. Çoluk, çocuk, ev, bark, her şey. İş yeri yani şeyleri değil.
yani orduyu, askeri savaşanları değil. Değil, yani savaş bölgelerini değil, her yeri. Ama şimdi bakın propagandaya, bakın yayınlara, işte Hamas bir şey öldürdü, bir çocuğu öldürdü, bilmem, yine onları şey yapıyorlar yani. Dünya da bu kadar böyle gaflette, bu kadar böyle Allah muhafaza, demek ki hakikaten dünyanın sonu gelmiş yani. Sanki demek, dünya uyanacak yani. Evet, ya uyanacağız ya da ya aklımız olacak, başımıza gelecek. Bak, adamlar dünyanın gözü önünde milleti yok ediyorlar, bir şehri yok ediyorlar. Bak, kimse onlar efendim çoluk çocuğu öldürüyor, şey ediyor, öyle üstün körü. Yok, bir ama öbürsü bir çocuğu öldürüyor ya. Yani hasbelkader, tabii kolay değil, savaş içinde olabiliyor o da. Bak, herkes onları nazara veriyor yani. Aha, böyle oldu, şöyle oldu diye. Yok, o ne şeylerde şey de ya. Yani Avrupa'da o devlet diyor, yok Filistin bayrağını açamazsın. Açsan hapis. Allah, hani sen özgürdün, hani evet diyordun, ne medeniyet ya diyordun. Demek ne medeniyet ya. Tamamen kandırmışlar bütün milleti diyor ya. Dünyayı fesada vermişler ya. Milleti demek kandırmışlar. Demek Cenab-ı Hak vaat etmiş. Ben diyor, hatta yemin ediyor, hem cenneti hem cehennemi dolduracağım diyor. Ya. Demek ki cehennemi tam hak etmeleri için bu şeylere fırsat veriyor. Ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habibi Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsisi, hem vücudi, yani tahrip değil, yıkmak değil, hem vücudi, hem sübuti, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, istikametle gitmek, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme, mühim esaslar bulunduğundandır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibeyi azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalalette kalmışlar. Eğer denilse Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam madem Habibi Rabbül Alemin'dir, hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattir ve ordusundaki askerlerin bir kısmı melaikedir ve bir avuç su ile bir orduyu sular ve dört avuç buğday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak girmesiyle onları kaçırır ve daha bunun gibi bin mucizat sahibi olan bir kumandan-ı Rabbani nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyor. Bak, bu kadar harikalara mazhar olan Peygamberimiz Aleyhisselam dört savaşa giriyor değil mi? İkisinde bir nevi mağlup, bir ikisinde galip geliyor. Bak, çok hikmetli yani. Allah'ın hikmeti. Nasıl oluyor? El cevap. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nev-i beşere mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Ta ki o nev-i insani hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakim-i Zülkemal'in kavanini meşiyetine itaate alışsınlar ve desatir-i hikmetine tevfik hareket etsinler. Eğer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hayat-ı içtimaiye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizelere isnat etseydi o vakit imam-ı mutlak ve rehber-i ekber olamazdı. İşte bu sır içindir ki yalnız davasını tasdik ettirmek için ara sıra indel hace münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterirdi. Sair vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamir-i ilahiyeye itaat etmiştir, öyle de hikmet-i Rabbaniye ile ve meşiyet-i Sübhaniye ile tesis edilen adetullah kavanenine, Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kanunlara herkesten ziyade müraat ederdi, itaat ederdi, düşmana karşı zırh giyerdi, sipere giriniz emrederdi, yara alırdı, zahmet çekerdi, ta tamamıyla hikmet-i ilahiye kanununa ve kainattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya müraat ve itaati göstersin. Diğer insanlara da, yani savaş nasıl olur, galip olunca nasıl olur, mağlup olunca nasıl hareket etmek lazım. Bak, Mekke'nin fethi biliyorsunuz dünyada en harika bir o hadisedir. Peygamberimizi bak 10 sene önce çıkarıyorlar oradan, 10 sene sonra galip olarak dönüyor ama çok haşmetli bir galibiyetle. Orada bir duası var, çok geçen okudum, çok etkilendim. Öyle bir haşmetle, öyle bir şehre giriyorlar ki Allah Allah. Orada en çok tekrar ettiği Peygamberimizin duası, ya Rabbi kendini bana unutturma. Ya Rabbi kendini bana unutturma. Seni bana, yani
seni bir an bile unutmayayım. Yani bak, demek ki o şaşalı hallerde, o galibiyet hallerinde insan gaflete düşebilir, Allah'ı unutabilir. Ya. En büyük duası o olmuş peygamber, en tekrar ettiği dua. Mekke'ye girerken yani. Acaba onun için ya. İmam Ali demiş, Cenab-ı Hak bizi varlıkta da darlıkta da imtihan etti. Ya. En zoru varlıkta oldu. Varlıkta, evet. Yani demek insan gaflete düşebiliyor, evet. Yani bu Yahudiler gerçekten tarihte, her tarihte, her zaman, her milletten, hatta her milletten tokat yemişler. Bu bir düstur haline gelmiş. Kur'an-ı Kerim de bunu bir düstur gibi, vel meskene zindetim ve meskene, değil mi o? Bunu bir düstur şeklinde beyan ediyor. Fakat bu son zamanda, yani Cenab-ı Hak onlara bir imkan verdi, değil mi? Bir, yani yarımçık da olsa bir devlet kurmalarına müsaade etti. Çabuk tokat yemiyorlar yani, ama yiyecekler. Ama tarihte, çünkü her devirde yemişler ve her milletten tokat yemişler. Hem de tokat yemeye istihkak kesbediyorlar. Evet. Halleriyle. Bu halleri de gösterdiler ki onlar hakikaten lanetlenmiş bir millettir. Kur'an demek haktır. Kur'an madem onları lanetlemiş, işte bütün dünyaya Cenab-ı Hak bugün bunu gösteriyor. Aynen. Demek en büyük tokatı da inşallah yine yiyeceklerdir. En yani. Sonunda yiyecekler. Evet. Yani demek, Allah Allah, hakikaten enteresan. Çok güzel şey yaptın, tahlil ettin, Allah razı olsun. Yani demek böyle onların o halini Cenab-ı Hak gösteriyor insanlığa, yani nasıl bir kavim. Halbuki Cenab-ı Hak onlara hakikaten imkan verdi. Orada rahat rahat yaşasalar kim karışacak onlara? Öyle değil mi yani? Kim karışacak? Bugün Türkiye nereye karışıyor? Misal olarak. Misal. Şimdi burada yine bir iki hususta şurada diyor ki, hani o demin dedi ya, ölümden şiddetle korkan. Şimdi burada diyor, birinci hüccet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın lisanıyla onlara der ki, kitaplarınızda benim tasdikim ve efsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ gibi ayetlerle onlara meydan okuyor. Tevratınızı getiriniz, okuyunuz. Ve geliniz biz çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz. Diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde hiç Yahudi bir alim veya Nasrani bir kıssis onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok kesrette bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler ve bütün alemi küfür her tarafta ilan edeceklerdi. Hem demiş ya, yanlışımı bulunuz veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihat edeceğim. Halbuki bunlar harbi ve perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı onlar kurtulurlardı. Bir de burada diyor ki, hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani daha küçükken dedesiyle gidiyor ya şeye. Ondan sonra orada diyor ki, o bir mübarek o zaman Buhayra-i Rahip Ebu Talib'i çağırıyor. Ebu Talib amcası değil mi? Dedesi rahmetli olmuş o zaman yani, değil mi? Hayatta evet. Değil. Ha. Şam'a o zaman amcasıyla gidiyor değil mi? Bir de bunu buradan okuyalım. Hem ulema-i Nasara'dan meşhur bahsi geçen Buhayra-i Rahip ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit. Evet. 12 yaşındaydı. Buhayra-i Rahip onun hatırı için Kureyşleri davet etmiş. Baktı ki kafile gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş, onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş, sen dön Mekke'ye git. Yahudiler hasuddurlar. Bunun avsafı Tevrat'ta mezkurdur, hıyanet ederler. Tevrat'ta yazdığı halde, gözüyle gördükleri halde hasuddur, yine zarar verirler diye. Allah Allah. Nasıl bir şey değil mi? Şurada da, evet, evet siz onu şey yapın. Orayı okuyun. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Ben şunu yok. Şurada o demin okuduğum yer ilk defa dikkatimi çekti. Yani hep okuduk ezber gibi. Ama ilk defa ya bu sözlerde var ya. Allah Allah, demek insan her şeyin bir vakti saati var ya. Şimdi ben o bahsi böyle bir daha yani. Zaten kısadır.
hiç şey yapmadan kendim için okuyacağım. Ha, çok hoşuma gitti, onun için okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yine diyor. Sonra siz onu tamamlarsınız. Diyor ki: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهُ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'an'ı, o milletin hayatı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhüş düsturu umumiyi tazammun eder ki, hayatı içtimai beşeriyeyi sarsan, hayatı içtimai beşeriyeyi sarsan ve sa'yı ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, Allah Allah, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cem imal eden o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Mesela فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ Eğer doğru iseniz mefti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise ünvanıyla milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan millet-i Yahud'un ta kıyamete kadar lisan-ı halleri mefti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Mesela وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةِ Şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müdhiş tesatir içindir ki Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor. Dehşetli sille-i te'dip vuruyor. İşte şu misallerden Kıssa-i Musa Aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. Yani ben bunu, Allah Allah, çok dikkatimi çektiği için bunu kendime okudum. Ha, yanlış anlaşıldı. Ya. Evet, buyurun. Şimdi aynı manada ama bu lemaatte var. Biraz da ağır ama aynı manaları ifade ediyor. Hem açıldığı için bir daha tekrar olsun. Kıssa-i Musa'nın tekrarından çıkan lemaat-i İyacaz. Neden Kur'an-ı Kerim'de Kıssa-i Musa çok yerlerde tekrar ediliyor yani. Çok bir hikmeti var yani. İnne kıssete Musa ecde men tefarikil asa ehazeha hel Kur'anu bi yedihil beyda'u beyda yedi beyda'yı fekharret serahatul beyani sacidine li belagatihiz zehra. Şu kıssa Kur'an'da tekraren zikrolunur. Kıssa-i Musa. Zira azim bir kıymeti var. Çok büyük bir kıymeti var. Hakikati büyüktür. Çok esrara maliktir. Çok sırları taşıyor. Tesis-i İslamiyet hem tebliğ-i risalet, tahammül-ü meşakkat hem de telkin-i ümmet. Yani ümmeti irşad ediyor. O şeyi tekrar ederek İslamiyet'i tesis ediyor. Çünkü İslamiyet'in İlk tesisinde değil mi? Kur'an'ın esaslarına göre tesis ediliyor İslamiyet. Hem tebliğ-i risalet, risalet tebliğ edilirken bu kıssayı Musa'yı çok tekrar ediyor. Demek bunda ümmete büyük ders var yani. Tahammül-ü meşakkat, meşakkatlere tahammül etmek, sabretmek lazım geldiğini. Değil mi? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Hem de telkin-i ümmet, ümmeti irşad ediyor bunları tekrar etmekle. Telakki-i millette bir üsve-i hasene, bir misali ensep. Yani güzel bir misal yani. Ümmet bundan ders alsın diye bu misali çok defa tekrar ediyor Kur'an-ı Kerim. O kıssa-i Musa'dır. Esasat-ı Risalet. Risaletin esasları, düsturları onun içinde saklıdır. Desatir-i mühimme o kıssa zımnındadır. Mühim düsturlar o kıssanın altında gizlidir.
vücuhunda tenevvü cihatı da kesire. Çok kesretli cihetleri var. Çok tenevvü, çok çeşitli hikmetleri var. İkinci derecede tebaiye. Bir ciheti hayatın maziye, müstakbele uzanmış, derin hem pek de geniş, içtimai hayatın desatiri camidir. Ziya, gıda gibidir, ihtiyacı hakikat. Yani nasıl ziyaya, gıdaya ihtiyaç varsa, hakikatin tekrarına da ihtiyaç var. Hem o kıssada, hem geçmişe, hem geleceğe bakan düsturları izah ediyor. Çok hikmetli, enteresan. Neden? Düstur tekerrür etse, ders de tekerrür eder. Bir düstur tekrarlanırsa, demek onda alınması gereken dersler var, tekrar da etmesi lazım. İkinci derecede binler düsturlarından birkaç tane numune. Mesela Firavun'a hitaben şu cümleyi azamet. Mesela فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Şu Feravini Mısri'nin, Mısır Firavun'un, Firavunlarının mumyalarla envatın, ölülerin ecsadını, cesetlerini maziden müstakbele nakleden garip bir düsturu mevt-i aluti hayatı ihtarla verir dehşet. Yani onlarda öyle bir hırsı hayat şeyi var ki, yani güya ölülerini bile mumlalıyorlar, sanki devam edecek gibi böyle bir şey yapıyorlar yani. Bunu bir de bir rivayette zaten burada diyor, hatta Firavun-i Musa bedeni de nacidir. Bizzat Musa'nın Firavunu, çok Firavunlar var ama Hazreti Musa'nın Firavunu ise bedenini Cenab-ı Hak necat vermiş, kurtarmış. Şimdi de Londra şeyinde, müzesinde sergileniyor yani. O Hazreti Musa'nın Firavunudur o, Londra'da olan yani. Onu da İslam alimleri bir hikmetini şöyle şey yapıyorlar. Tabii Hazreti Musa'yı çok uğraştırıyor, çok meşakkat, zahmet. Bu sefer takılıyor, tabii öldürecek. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı ordusuyla beraber suya gir diyor. Kızıldeniz'i yarıyor, Musa Aleyhisselam geçiyor. Firavun tabii denizin ortasında boğuluyor. Boğulurken makbul olmayan bir iman getiriyor. Mecbur kaldığı için. Mecbur kaldığı için diyor, ben diyor Musa'nın Allah'ına inandım diyor. Yani ama çaresizlik içinde yani, çaresizlikten dolayı. Cenab-ı Hak da o makbul olmayan imanına bile bir mükafat olsun diye, madem böyle şey yaptın, ben de senin cesedine necat veriyorum ve istikbale ibret olsun diye, insanlara ibret olsun diye. Ama o cesedin şey olması neye yarar ki yani? İster işte, böyle bir enteresan bir şey, dehşetli bir hal. Hatta Firavun-i Musa bedeni de nacidir, kurtulmuş. Seyli zaman atmıştır, zaman seyli atmıştır mumya tahta üstüne. Şu asrın sahiline atik bir yadigar ibret. İşte Londra müzesinde herkes ibretle seyrediyor. Mesela Ya Haman ibn-i Serhan, şu kelam bize diyor. O dağsız düz kıtanın tağî selatininde ehramların inşası arzu-i garibi bir meyelan haşmet hükümran olduğunu, muhteşem ehramlara zulüm ve abes şeylere vücut veren bir düstur bu cümle eder ihtar verir bir ders-i hikmet. Yani onlarda öyle bir dünya hırsı, öyle bir haşmetli şeyli bir hırs var ki o dağsız düz yerlerde adamlar böyle millete zulüm ederek o ehramları yapıyorlar. Şimdi de hayret milleti. O dağ gibi ehramları inşa ediyorlar yani. Güya kendi haşmetlerini, kendi saltanatlarını göstersinler diye yani. Neye yarar yani? O kadar zulümle, o kadar şeyle yapılmış o şeyler yani. Ama o milletteki, o milletin damarındaki hırsı ve dünya saltanatının şeyini gösteriyor yani. İbretli bir yani. Çünkü oralarda dağ, fazla dağ olmadığı için. Mesela inne karune kâne min kavmi Musa. Şu hüküm beşeredir. Akvam-ı cihanın beyninde, dünyanın kavimleri arasında, kavmi beni İsrail, efratları elinde muzır hem de haram, gayet büyük bir servet. Bak dünyanın neresine gitseniz en zengin Yahudiler gibi görünüyor. Haram bir servet. Biriktirmişler. Biriktirmişler de biriktirmişler yani. Ben Azerbaycan'a ilk gittiğim zaman Allah Allah gidiyorduk, bir bağ vardı bağda, doları değiştiriyorduk. Bütün dolar alışveriş yapanlar, o zaman şey yok, ne bu? Döviz büroları yok yani. Öyle millet bahçede bağda şey yapardı o. O bağ da meşhurdu, unuttum adını. Adam mesela Allah Allah,
böyle elinde destelerle dolar sayıyor, veriyor, o da alıyor, şey yapıyor. Bazen böyle hani bozdurmak lazım geliyor veya yetmiyor veya üzerini tamamlamak istiyor. Mesela evine çıktık bir iki defa, birisinin evine çıktık. Allah Allah. Yani bizim en fukaranın evinden daha fukara yani. Allah Allah. Onlar mallarını, servetlerini yemiyorlar yani. Enteresan bir halleri var. Öyle ev bomboş mesela. Onlar Yahudi miymiş? Yahudiler tabii. Yahudi. Hepsi Yahudi. O dolar alıp verenler hepsi Yahudi. Allah Allah. Millet onlardan bozduruyorlar. Bak bir de şey var yani, evet. Sözünüze teyiden kuvvet. Diyor mesela bir memlekette genelde mesela bir şey değil de onun ham maddesini daha çok alıyor. Evet. Yani ta ki herkes ona muhtaç olsun. Evet, evet, evet. Yani çok enteresan bir şey. Yani bu faizle, haramla öyle bir mal ve servet biriktiriyorlar ki kendileri de istifade etmiyorlar. İşte böyle. Zenginler bile süfli yaşıyorlar. Zenginler bile süfli yaşıyorlar, doğru. Şu hüküm beşeredir. Akvam ve cihanın beyninde kavmi Beni İsrail, efratları elinde mızır, zararlı. Hem de haram. Gayet büyük bir servet. Bak diğer insanlar da aslında suçlu yani. Bunlara bu fırsatı veren, göz yuman, bunlara bu kadar imkan tanıyan insanlar, bak bugün dünyanın önündeki bu çirkef hallere hepsi mesuldür yani. Buyur, onların eline servet geçince, imkan geçince, işte insanlığı böyle ne yapıyorlar? Ellerinden gelse bütün insanlığı mahvederler yani. Bu onu gösteriyor yani. La siyema vesaili riba ile, yani faiz vasıtasıyla servetleri tutturan hem de onu toplayan hariskar bir düsturu, hırslı. Şu cümle ihtar eder, dinliyor beşeriyet. Aha, mesela وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا. Şu cümlenin zımnından kavmi Yahud'da mahsus bir tarzı, hırsı, hayat, bir çeşit havf-ı memat, beşere ihtar eder, bir düsturu garabet. O gün gördük o iş. Hiç ortada bir şey de yok. Hamas'ın ilk baskın günlerinde nasıl kaçıyorlardı değil mi? Bütün şehir boşaltmışlar, kaçıyorlar yani. Allah Allah. Hiç şey de yok yani. Ortada bir şey, görüntü yok. Ya öyle bir hayata karşı hırsları ve ölümden de o derece korkmaları onlarda bir düsturdur yani. Ölümden en çok korkan millet. Onlardan bir cemaat huzur-u nebevide münazara isterken kendini haklı bilen mevti temenni edip izhar etsin bir hüccet. Hani Peygamberimiz onlara demin okudu, gel o zaman kim haklıysa değil mi? Ölümünü istesin. İsteyemiyorlar yani. Teklif etti Peygamber, kimse lisanı kal ile etmedi hiç cesaret. Yine lisanı halle, hırsı hayat hissiyle şimdiye dek o millet hala kılar istinkaf, mevti etmez temenni. Ölümü sevmez. Mevti bak, yemiyor, içmiyor, o kadar korkuyor ki kendilerine dehlizler yapıyorlar, kendilerine işte silahlar, böyle dünyanın şeyini, böyle enteresan korku yani, istikbale ait kendilerini muhafazaya almak için böyle bu hırs da onların halen o damarı, o korku damarının devam ettiğini gösteriyor. Hala yani Peygamberimizin huzurunda da o ölümü, eğer haklıysanız, ölümün kim haklıysa ölümü istesin. Bir mucize gösteriyor. Kaçıyorlar değil mi? Haksız, evet. Evet yani haksız olan ölsün diye. Mesela dua edelim, evlatlarımızı, çocuklarımızı toplayalım. Haksız olan burada ölsün diye şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Enteresan. Orada etmedikleri gibi hala kılar istinkaf, hala da ölümü istemezler yani, korkarlar. Mevti etmez temenni, bunu bilsin her canip, bunu bilsin her cebin, havf-ı memav, havf-ı mevt, mevt getirir. Hırs-ı hayat, zilleti, işte icaz-ı ayet. Ölümden kaçmak, ölümden korkmak ölümü getirir. Yani insanın başına ölüm. Tarihte en zilletli, en perişan halde yaşayan millet, yaşayan ve ölen millet kim? Bunlar, Yahudiler. Ya, öyle diyorlar. Almanlar böyle atıyorlarmış, fırınlarda yakıyorlarmış ya. Yani demek ölüm, öyle, demek öyle yapmışlar. Ölümden ki o kadar kaçıyorlar, bakın nasıl ölüyorlar en sonunda. Böyle zillet içinde ölüyorlar, enteresan. Yani diyeceksiniz ki ya işte şimdi bir avuç dünyaya meydan okuyor. Evet, bu bütün insanların ihmalini gösteriyor. Bu Allah'a karşı bir isyandır aslında. Madem Cenab-ı Hak bunları lanetlemiş, bunlara imkan vermiyor. Bak dünyanın en fakir devletleri, Afrika ülkelerinin bile devletleri var. Bunlar daha 50 yıl, bak bu kadar eski bir millet, daha 50 yıldır yarım yamalak bir devlet kurmuşlar.
Dünyanın hiçbir devleti de onlardan razı değildir yani. Böyle bir musibet yani. Eğer bunların gücü olsa, imkanları olsa dünyada diğer milletlere hak tanımazlar yani. Bunu da bilmiş olsun herkes. Hırsı hayat zilleti. Demek mevtten kaçmak ölümü getirir insanın başına. Hırsı hayat da madem bu kadar hırsla, faizle, zenginlikle dünyaya elde topluyorlar. Halbuki en zilletli, en şey yaşayan millet de onlardır. İşte icaz hayat. İcaz ayet. Ayetin mucizesi. Mesela yüzebbihune ebnâeküm ve yestahyûne nisâeküm. Bu cümlenin zımnında bedbaht kavmi Yahud'un, Yahudi milletinin kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur daimi bir musibet. Yani bu onların bir düsturu haline gelmiş. O da budur. O kavmin cihanın aktarında, cihanın her tarafında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş o bedbaht olmuş millet. Dünya her milletlerinden pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefahat aleminde büyük bir rol oynanılmış maalesef. İşte bu kelamdır. O asırda hadise-i musibet. Bu kelamdır. O asırda, her asırda hadise-i musibet yani. Bu musibet hadiseleri her milletin eliyle o Yahudi milletinin başına gelmiştir yani. Çünkü o kadar o milletleri dediğin gibi kızdırmışlar, bezdirmişler yani. Adam artık şey yapıyor, öyle diyor Almanya'da o bir albay esir almışlar. Şeyler Yahudiler. Adam öldürecekler, öldüreceğiz seni, idam edeceğiz. Diyor bir müsaade edin son sözümü söyleyeyim. Nedir? Ya ben diye Yahudi olmak istiyorum. Ya Allah Allah, sen nasıl Yahudi olacaksın? Seni biz öldüreceğiz. Olsun, ben ölürken de bir Yahudi öldürmüş olayım diyor. Yani öyle o kadar demek nefret etmişler ya Allah Allah. Şimdi işte o intikamlarını almaya çalışıyorlar. O milletlerden, bütün milletlerden tokat yediği için ellerinde hafif bir kuvvet var. Onunla milletlerden intikam almaya çalışıyorlar. O da budur, evet. Pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefahat aleminde büyük rol oynanılmış maalesef. İşte bu kelamdır, o asırda hadise-i musibet. Asarın düsturudur. Bu her asrın düsturudur. İhtar eder beşere, hadise düstur olmuş, o milletin manevi şahsiyeti göstermiş müşahhas bir cemaat mesela. Demek ki bu bir düsturdur. Yahudiler her asırda fitne fesat yapıyor. Her milletten tokat yemişler. Fitne çıkarmışlar. Her milletten de tokat yemişler. Zillet tokadı. Mesela ve duribet aleyhim zilletu vel meskene. Evet, havfu mevt, mevte sebep, hırs hayat, illeti zillet. Hırs göstermek ise zilletin sebebidir. Bu iki düstur-i hikmet içine almış iki cümleyi ayet. Bunu ayet-i kerime mucizane beyan etmiş. Ve duribet aleyhim zilletu vel meskene. Bunlar daima zillet ve meskenet içinde bu asra kadar yaşamışlar. Az değil de İslamiyet'ten daha evvel. Tabii, Hristiyanlıktan da daha evvel yani. Her asırda zillet ve meskenetle yaşamışlar. E bu asırda böyle. Hayır, bu asırda da dikkat etseniz yine en sefil, en yani İsrail'in yüz ölçümü ne kadar ya? Tabii. Böyle bir millet en az Çin kadar, en az Rusya kadar bir devletleri olması lazımdı. Hani nerede? Bir avuç yere sığınmışlar. O da işte böyle bir O da bitmek üzere inşallah. Hem şu cümlenin zımnında evvelki düstur gibi kaderi bir düsturu ihbar-ı gayb nevinden beşere ihtar eder, hem de eder işaret. Ki o kavmi azimin eskide hakimiyet, azametli bir tarih olmuş olduğu halde, eskide demek azametli bir tarihleri var. Halde inat ve hırs-ı hayat vermiş onlara zillet ile esaret. Mesela وَلَا تَعْصَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ. Şu cümlede o kavmin bu zamana kadar da beşerde oynadığı ifsat ile, fesat çıkarmak ile, riba ile, faiz ile, hile ile hem de hıyanet etmişler. Derin bir intikamla her asırda her milletten tokat yedikleri için, kendileri de alim insanlar yani, derin bir intikamla müfsidane bir rolü, o inatlı rolünü oynattıran halet-i ruhiyedeki düsturu ihtar eder,
şu ayet. Çünkü bu kadar milletlere karşı ne yapamazlar? Savaşamazlar, edemezler. Daima fitneyle, fesatla, oyunlarla milletleri birbirine maalesef ne yapmışlar? Kırdırmışlar. Şu kaç cümle Nune denizinden yedi katre hadise etse tekerrür, bir hadise tekrar etti mi inkılap eder düstura. Artık bu bir düsturdur. Kur'an'daki tekerrür bu sırra eder remzi, hem de eder delalet. Hem de buna delalet var. Bu düstur devam ediyor inşallah. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğu için bu tekrar eden düstur devam ettiğine göre demek en büyük tokatı da en sonunda yiyecekler. Yiyecekler Allah'ın izniyle. Allah razı olsun.